Merhaba sevgili gençler. Çarpanları ayırmada Pascal üçgeni ve tam küp ifadelerle konumuza devam ediyoruz. Pascal üçgeni bir üçgen şeklinde olacak, tepesinde bir sayısı ve kenar olacak şekilde bir sayıları sola ve sağa doğru ilerleyecek şekilde. Tabii her adımda bir terim arttırarak. Örneğin birinci adım yani tepe noktasında 1, ikinci adımda 1 1 sayıları ve bundan sonraki adımlarda bakın 1 artı 1'den 2, sonra 1 artı 2'den 3, 2 artı 1'den 3, 1 artı 3'ten 4, 3 artı 3'ten 6, 3 artı 1'den 4 olacak şekilde 1 artı 4, 5, 4 artı 6, 10, 6 artı 4, 10, 4 artı 1, 5 terimini oluşturacak şekilde bir üçgen şekli oluşacaktır. Tabii bunu istediğimiz kadar devam ettirebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan biri şu olacak. Şimdi Pascal üçgenini nerede kullanacağız? Pascal üçgenini kullanacağımız yerler x artı y üzeri n şeklindeki ifadelerde. Bu ifadelerde n'inci kuvveti hesaplarken ortaya çıkacak terimlerin katsayılarını belirlemek için Pascal üçgenini kullanıyoruz. Şöyle bir örnek verelim. N sayısı eğer 0 olursa bu x artı y üzeri 0. Dolayısıyla bir sayının 0'ıncı kuvveti 1 sayısına eşittir. Tabii 0 üzeri 0 hariç gördüğünüz gibi sadece tepe noktasındaki işlem ortaya çıkıyor. Bunun 0'ıncı kuvvet olduğunu hatırlayacağız. Peki n sayısı yerine 1 yazdığımızda nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? O da x artı y üzeri 1. Sayının 1'inci kuvveti sayının kendisine eşittir. O da x artı y. X'in önünde yazmıyor ama 1 sayısı var. Y'nin önünde de aynı şekilde 1 sayısı var. Dolayısıyla buradaki 1 ve 1 çarpanları ortaya çıkmış oluyor. Şunu hatırlıyoruz. A artı B'nin ikinci kuvveti. Bakın bu. Hatırladığımız kadarıyla A artı B çarpı A artı B şeklindeydi. Ve bunları birbirle çarptığımızda A çarpı A'dan A kare, A çarpı B'den artı A çarpı B, B çarpı A'dan artı bir tane daha AB ve en son B çarpı B'den artı B kareye dönüşüyor. Düzenlediğimiz zaman ise A'nın karesi artı 2AB artı B'nin karesine dönüşecek. Katsayıları kontrol ettiğimiz zaman A karenin önünde sayı yazmıyor 1, A çarpı B'nin önünde 2, B karenin önünde sayı yazmıyor 1. Yani dikkat edecek olursanız 1, 2, 1 sayıları ortaya çıktı. Aynı mantıkla A eksi B'nin karesini hesapladığımızda bu sefer artık şunu söyleyebiliriz. Birinci terimin karesi A kare. Birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı eksi 2 AB ve ikinci terimin karesi B kareye dönüşmüş olur. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan biri terimlerden biri pozitif biri negatif iken eğer bunlar çarpılıyorsa bu terimlerin hangi kuvvetleri kullandığına bakmamız gerekli. Bakın A'nın kuvveti 1, B'nin de kuvveti 1. Dolayısıyla A'nın parantezden geldiği işareti artı, B'nin ise parantez içindeki sıralamadan dolayı işareti eksi, artı eksinin çarpımından önündeki eksi işareti ortaya çıkmış olacaktır. A artı B'nin üçüncü kuvvetini hesaplarken şöyle bir yöntem kullanacağız. Öncelikli olarak katsayıları kullanmamız gerekiyor. Bakın birinci kuvvette katsayılar 1, 1, ikinci kuvvette 1, 2, 1, dolayısıyla üçüncü kuvvette de 1, 3, 3, 1 olacaktır. Önce katsayıları yazalım. 1, 3, 3 ve 1 diyelim. Sonrasında terimlerimizi tek tek yazalım. Terimleri yazarken de şöyle bir yöntem kullanacağız. A sayısı birinci terimimiz olduğu için A sayısının kuvvetini 3'ten başlatıp birer birer azaltmamız gerekiyor. Dolayısıyla A üzeri 3 ile başlayalım. Sonra A üzeri 2, A üzeri 1 ve son olarak A üzeri 0. İkinci terimimiz B. B'nin kuvvetlerini tam tersi sırada oluşturacağız. B üzeri 0, B üzeri 1, B üzeri 2 ve son olarak B üzeri 3. Bunlar tabii birbiriyle çarpım halinde. Ancak aradaki işlemleri henüz yazmadık. Parantez içinde toplama işlemi varsa bütün terimli işaretleri pozitif demektir. Kuvvetin tek sayı çift sayı olması hiç önemli değil. Bütün aradaki işlemler toplama işlemi şeklinde olacaktır. Dolayısıyla işlemimizin son halini yazacak olursak 1 çarpı A küp çarpı B üzeri 0 tamamen A küpe eşit olacaktır. Artı 3 çarpı A kare çarpı B üzeri 1 o da 3 A kare çarpı B'ye dönüşür. 3 A üzeri 1 çarpı B kare o da 3 A çarpı B üzeri 2. Son olarak artı 1 çarpı A üzeri 0 çarpı B üzeri 3 B üzeri 3'e dönüşmüş olur. A eksi B'nin 3. kuvvetinde katsayılarımız yine 1, 3, 3
ve 1 olacaktır. Dolayısıyla terimlerimiz A'nın kuvvetleri 3'ten başlarsa A üzeri 3, A üzeri 2, A üzeri 1 ve A üzeri 0. B'nin kuvvetleri tam ters sırada. B üzeri 0, B üzeri 1, B üzeri 2 ve B üzeri 3'ten oluşacaktır. Şimdi işaretleri belirlerken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. A'nın işareti pozitif olduğu için A'nın kuvvetinin tek sayı ya da çift sayı olmasının bir önemi yok. Ancak B sayısının önü eksi, yani işareti eksi olduğundan dolayı B'nin çift kuvvetlerinde işaretimiz artı, tek kuvvetlerinde işaret eksi olacaktır. Bakın burada B üzeri 1 var. Dolayısıyla B üzeri 1'in çarpım halinde bulunduğu terim önünde çıkarma işlemini gösterecek. B üzeri 3 kuvvet tek sayı. Dolayısıyla bunun önündeki işaret eksi olacak. Diğerlerinde B kareden dolayı artı, B üzeri 0'dan dolayı artı. Bakın zaten ilk terimin genellikle işareti yazılmazdı. Düzenlemesini yapalım. Bu da 1 çarpı A üzeri 3 çarpı B üzeri 0 A üzeri 3 eksi 3 çarpı A kare çarpı B artı 3 çarpı A çarpı B kare ve sonra 1 çarpı A üzeri 0 çarpı B üzeri 3'ten eksi B üzeri 3 şeklinde bir sonuçla karşılaşmış oluruz. Şimdi az önce Pascal üçgeninde öğrendiğimiz yöntemi 4. kuvvete uyarlamaya çalışırsak önce şunu hatırlamamız gerekiyor. 4. kuvvette hangi katsayılarla karşılaşmamız gerekli? Hemen şuraya kısaca bir Pascal üçgeni oluşturalım. 1, 1, 1. Sonra 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. Ve 4. kuvvette 1, 1 artı 3'ten 4, 3 artı 3'ten 6, 3 artı 1'den 4 ve son olarak 1. Bakın şöyle takip edelim. Şu 0. kuvvet, 1. kuvvet, 2. kuvvet, 3. kuvvet ve 4. kuvvettir. 4. kuvvetteki kat sayılarımızı hemen yazalım. Bu da 1, 4, 6, 4 ve 1 olacaktır. Parantez içinde A artı B olduğuna göre değişkenlerimiz A ve B. A'nın kuvvetlerini 4'ten başlatıp birer birer azaltacağız. A üzeri 4, A üzeri 3, A üzeri 2, A üzeri 1 ve A üzeri 0. B'nin kuvvetlerini bu sefer tam ters sırada. B üzeri 0, B üzeri 1, B üzeri 2, B üzeri 3 ve B üzeri 4 şeklinde yazmamız gerekiyor. Arada toplam işlemi olduğu için her taraf pozitif, yani artı 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 diyoruz. Son halini yazalım. Birinci terimimiz 1 çarpı A üzeri 4 çarpı B üzeri 0'dan sadece A üzeri 4 şeklinde dönüşecek. İkinci terimimiz artı 4 çarpı a küp çarpı b artı bir sonraki terimimiz 6 a kare çarpı b kare şeklinde dönüşecek. Sonraki terimimiz 4 çarpı a çarpı b üzeri 3 ve son terimimiz de 1 çarpı a üzeri 0 çarpı b üzeri 4'ten b üzeri 4 haline gelecektir. Bakın çıkarma işleminin olduğu yeri tekrar aynı mantıkla inceleyelim. Katsayıları önce alalım. 1, 4, 6, 4 ve 1. Hemen terimlerimizi yazalım. A'nın kuvveti 4'ten başlayacak. A üzeri 4, A üzeri 3, A üzeri 2, A üzeri 1 ve A üzeri 0. B'nin kuvvetleri tam ters sırada. B üzeri 0, B üzeri 1, B üzeri 2, B üzeri 3 ve B üzeri 4 haline gelir. Dikkat etmemiz gereken noktalardan biri, bakın burada çıkarma işlemimiz var. Çıkarma işleminden dolayı aradaki işaretlerimiz B'nin çift kuvvetlerinde pozitif, tek kuvvetlerinde negatif olacaktır. B üzeri 1 önü eksi, B üzeri 3 önü eksi, diğerleri artı. Bunu tabii şöyle düşünebilirsiniz. İlk terim işareti artı, sonrası eksi, artı, eksi, artı sırasıyla gidecektir. Yani bir artı bir eksi şeklinde olacak. Düzeltilmiş halini yazalım. A üzeri 4 eksi 4 çarpı a küp çarpı b. Sonra artı 6 çarpı a kare çarpı b kare eksi 4 çarpı a çarpı b küp artı b üzeri 4 şeklinde dönüşmüş olur. Peki 5. kuvvet hesaplamak istiyor muyuz? Tabii ki istiyoruz. Artık yöntemimiz belli. Ancak 5. kuvvetteki katsayıları hemen bir yakalamaya çalışalım. Şunu alta yazacağım. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Bu 4. kuvvetti. 1, 5, 10, 10, 5 ve 1. Bu da 5. kuvvetin katsayıları. Dolayısıyla hemen katsayılarımızı alalım. 1, sonra 5, sonra 10,
Sonra bir daha 10, bir tane 5 ve sonra 1. Birinci terimimiz kim? X. X'in kuvvetleri x üzeri 5'ten başlayacak. Sonra x üzeri 4, x üzeri 3, x üzeri 2, x üzeri 1 ve x üzeri 0. İkinci terimimiz 2 sayısı. 2'nin kuvvetleri 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 ve sonraki 2 üzeri 5'ten oluşacak. Dikkat edelim, arada çıkarma işlemi işaretleri belirlerken de dikkatli olmamız gerekiyor. 2'nin yani eksi 2 sayısının çift kuvvetlerin olduğu yer artı, yani birinci terimimizin önü artı, sonrası eksi, artı, eksi, artı, eksi şeklinde ilerleyecek. Dikkat ederseniz kuvveti tek sayı olan 2 sayısının önünde bulunan işaret eksi oluyor. Düzenlemesini yapalım. X üzeri 5. Eksi 5 ve 2 üzeri 1'in çarpımından 5 ve 2 üzeri 1'in çarpımından 10 çarpı x üzeri 4. 10 çarpı 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 4 çarpı 10'dan artı 40 çarpı x üzeri 3. Sonra 2 üzeri 3 8 çarpı 10'dan eksi 80 çarpı x'in karesi. 2 üzeri 4 16 çarpı 5'ten bu da 80 olacak. Bu da artı 80 çarpı x ve son olarak x üzeri 0 1, 2 üzeri 5 32, eksi 30 2'ye dönüşmüş olur. Evet, sırada 4. kuvvet var. 4. kuvvetin katsayılarını hatırlayalım. 1, 4, 6, 4, 1'di. Dolayısıyla katsayıları yazalım. 1, 4, 6, 4 ve 1. Sonrasında birinci terimimiz bakın bu sefer 2x. Dolayısıyla ben 2x'in kuvvetlerini yazmalıyım. 2x'in 4. kuvvetiyle başlayalım. Sonra 2x'in 3. kuvveti, 2x'in 2. kuvveti, 2x'in 1. kuvveti ve sonraki 2x'in 0. kuvveti. Şimdi rengi değiştirelim. Diğer terimi de görelim. Bir sayısı 1'in 0. kuvvetiyle başla. 1'in 1. kuvveti, 1'in 2. kuvveti, 1'in 3. kuvveti ve sonra 1'in 4. kuvveti olacaktır. Arada toplama işlemi olduğu için bütün işaretler artı olacak. Onları da şöyle gösterelim. Yeşille gösterelim bu sefer. Toplama işlemi, toplama işlemi, toplama işlemi ve toplama işlemi olacaktır. Son düzenlemesini yapalım. Evet, şöyle düzenleme yapalım. 1 çarpı 1 üzeri 0, 1. 2x üzeri 4, 2x'i 4 defa yan yazıp çarptığınızda burası 16 çarpı x üzeri 4'e dönüşmüş oluyor. Sonra artı, şimdi yine birim birinci kuvveti zaten bir birim tüm kuvvetleri bir olduğu için etkili olmayacaklar. Ancak 2x üzeri 3, 8x küp 4 ile çarptığımızda 32x küpe dönüşmüş olur. Bir sonraki terimimiz 2x'in ikinci kuvveti 4x kare 6 ile çarparsak bu da artı 24x kareye dönüşmüş olur. Bir sonraki terimimiz 2x'in birinci kuvveti dolayısıyla 2x artı 4'ten çarpım halinde olduğu için 8x'e dönüştü. Ve son terimimiz 2x'in sıfırıncı kuvveti 1. 1 çarpı 1 çarpı 1'e dönüştü. O da artı 1 olacaktır.